Ünlü bir iş adamının karısı. Ünlü bir iş adamının karısı sana yazılarak senden hoşlanıyorum diye mesaj attım. Attı. Peki. Senden o kişi bana giydiğin bir iç çamaşırını yollar mısın dedi mi? Kadından bahsediyorsun değil mi? Evet. Yalan söyleme yok ama. Doğru. Yani şöyle bana çırılçıplak fotoğraf attı. Evet. Sana çırılçıplak fotoğraf attı. Evet. Evet. Ben de bunu bir daha yaparsan dedim. Yok yok, yorumları kapatmana gerek yok. Açayım ben. Aleniyim yani. Hiç sıkıntı yok. Açabilirsin yorumları. Bana evet kadın çırılçıplak fotoğraf attı. Bunu birkaç kere tekrarladı. Hatta yanında asistanlarım da vardı. Bir gün ters bir anıma geldi artık ve ben çok ama hayır, o ters anına gelmeden önce sen kırmak istemiyorsun. Kadının çünkü çok popüler olduğunu bildiğin için önce yok, kırmak istemiyorsun değil Sisi. Bana birçok kadından öyle mesajlar gelebiliyor, fotoğraflar da geliyor. Ben kadınları incitmem, kıramam. Erkek olsa çok ağır terslerim ama kadın olduğu için kadınlar narin varlıklar. Hani kötü bir niyet aramam. Kadınlar birbirlerine fiziklerini gösteriyor. Tamam, önce sana normal, çok güzelsin vesaire diye sen de teşekkür ediyorsun. Ben yarışmamla ilgili bilgi sahibim. Önce şey dedi. Yani diyordu zaten. Ay o dudaklardan bir kere öpsem. Ya ben şakalaşıyor falan sanıyorum. Öyle mesajlar atıyordu. Ay çok seksisin. Yok ben seni çok seviyorum. Bir tanem. Yok dudaklarını öperim. O dudaklarını öperim. Yok boynunu öperime indi. Yok başka bir şeyler falan. Sonra bir baktım. Ebru bakar mısın? Sence benim fiziğim nasıl deyip çıplak fotoğraf atmış. Ben de dedim ki güzel dedim. Ya falan. Ama dedim, önce sana iç çamaşırlı fotoğrafını atıyor. Ondan sonra anadan doğma galiba banyodayken atıyor değil mi? Banyoda bornozla ama bornozun öyle komple açık göğsü her tarafı görünüyor. Öyle fotoğraf böyle anneden çekip bana atmış. Ya sabır dedim, sinir geldi ama artık üstüme. Tersleyeceğim, terslemek istemiyorum, kırılmasın. Kadın sonuçta narin bir varlık, belki kocasıyla problemleri var. Ya sabır dedim, sesimi çıkarmadım. Sonra bir gün konsere gidiyoruz, yanımda asistanlarım var. Gene attı böyle. Atınca hayır, ben... dur. Ondan önce o sen orada ters yapmadan önce kadın sana en son ne dedi? En son şey dedi. Giydiğin bir iç çamaşırını bana mı yolladı? He, satın alırım falan dedi. Ne kadar istiyorsan gönderirim falan. Ya ne saçmalıyorsun dedim ben. İşte sana gelebilir miyim dedi. Ya sabır dedim. Ama en son artık asistanlarım yanımdaydı. Konsere gidiyorduk. Yine bana öyle attı fotoğraf. Ben de küfür ettim ve hakaretler etmeye başladım. Çünkü çok sinirlendim artık. Sonra bana, o hatun benim... Bana şey dedi, çok zorbasın sen dedi. Çok zorbasın, zorba bir kızsın falan. Ne demek lan zorbaydım ama küfür ve hakaret ettim. Bak gebertir falan dedim. Sonra benim bir arkadaşıma gene bir iş kadını, çok önemli bir iş kadınının gene başka hanımına demiş ki... Aynen bu üslupta. Bu kadın bizi rezil etmesin demiş. Hesabını da belirli bir müddet, 15-20 gün kapamış galiba. Hani hacklendi, eğer şey olursa hacklendi. Ya ben ona küfür edip hakaret ettim ya, ondan korktu birazcık çünkü. Engellettim ben onu bir de, hemen kızdım. Çok kızdım ama. Kim olduğunla ilgili size ipucu vereceğim. Ya sosyete bir isim. Eşi Türkiye'de söylemeyeceğim, merak etme. Eşi Türkiye'de kesinlikle 20 veya 30 skalada ve bu hatunun eşi bir ara siyasetle ilgilendi ama hemen çıktı. Anladınız işte. Kadın da hoş bir kadın. Seni yani şaşırdın mı böyle bir kadını, bu kadar önemli bir kadının sana yazılmasını? Çok var ki öyle yazan. Birçok önemli insan var yazan. Ama ben sevmiyorum ya. Ben işimde gücümde bir insanım. Kimsenin öyle çıplak çıplak fotoğraflarını da görmek istemiyorum. Bu şekilde taciz edilmek de istemiyorum yani. Dediğim gibi en son çok kötü kızdım. Benden hakaret de duydu. Ve bana şey dedi, zorbasın sen ya. Yani zorbasın, hiç kibar bir kız değilsin dedi. Evet. Telefonunu yazmış, telefonda söylemişsin galiba değil mi ona? Tabii aradım seni dedim, bana bak lan gebertirim ha falan diye böyle başladım, tabii bayağı saydırdım. Sonra da bir hayırdır ne atıyorsun falan dedim.
İşte çok zorbasın falan dedi öyle. Ama yürü lan dedim, kapat. Gebertirim seni yesen falan. Öyle bir kapattık yani. Sonra da tırsmış. Hesabını 10-15 gün kapamış, dondurmuş. Çalındı malındı demiş millete. Anlık sinir geliyor bana. Öfke kontrolü hiç yok bende. Bunu bana anlattıklarında var ya, koptum. Onunla, o arkadaşıma sordum. O onun arkadaşı tırstı dedi. Benim sorduğum arkadaşımda da hafif lezzetlik var. Onda kötü bir şey yok ki dedi. Hoş kadın dedi. İsteğini yok söyleyeyim. Lezbiyen olmak zaten kötü bir şey değil. Ben kötü olarak algılamıyorum. Onun yaptığı taciz. Tacizden rahatsızlık duyuyorum ben.